hayat bir yolculuktur, varış noktası değil. Korku mu seni yönetecek, sen mi korkunu yöneteceksin? Evet. Sahip olduğunuz eşyalar size bir süre sonra sahip olur. Bir yer açıp ya da bir yer satın alabiliyor mu, kiralayabiliyor mu? Senin çok zengin olman gerekmiyor burada bir şeyleri yapabiliyor olman için. Yapılabiliyor mu burada? Mümkün. Kolay mı çok Tayland'da? Nasıl yürüyor bu işler? Hayat böyle de güzel mi? Güzel. Senin 16 kişilik yemek takımı 2 tane olacak. Beni dövüyorlardı ya bu şeyde. Çalıştığımı giysiye veriyorum, mobilyaya veriyorum. Ne saçma bir döngü bu. Anksiyete var, panik atak var. Ama yaşam kaliteniz daha mı arttı? Freestyle yapıyorlar mı? Yapıyor. Asla doğru zaman gelmeyecek. Fırsatı insan kendi yaratıyor. Bir dakika, baştan başlayalım. Herkese yeni bir videodan merhaba. Hala Tayland Phuket Adası'ndayız. Ve şimdi size bugün ne göstereceğim? Daha doğrusu sizi birileriyle tanıştıracağım. Kimlerle tanıştıracağım? Phuket'e zamanında gelmiş, iş güç sahibi olmuş Türklerle tanıştıracağım sizi. Evet, burada ben bayağı bir Türk'le tanıştım. Hepsinin ayrı ayrı işleri var. Ve ben merak ettim açıkçası, siz nasıl geldiniz buraya, ne zaman geldiniz, nasıl iş tutturdunuz? Yani biz de gelip iş yaşayabilir miyiz burada acaba falan diye böyle sorular oluştu. Dedim ki o zaman ben bunu merak ediyorsam herhalde siz de merak edersiniz. O zaman gelin onlara soralım bakalım Phuket'te, Tayland'da nasıl yaşayabiliriz ya da ne iş yapabiliriz? Olur mu? Olmaz mı? Hadi gelin. Bu arada tam şu anda bu videoyu durdurup videoyu like'lar, beğenir ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Böylelikle siz de benim yolculuğuma ve bu videolarıma destek olmuş olursunuz. Ben de size daha çok yer göstermiş, daha çok bilgiler vermiş olurum. Çok sevinirim. Alma verme dengesini sağlıyoruz böylelikle. Teşekkür ederim şimdiden. Evet, şimdi ilk misafirlerimiz bir çiftimiz. Evli bir çift. Ben böyle birazcık hikayelerini dinledim. Yani Tuğba'dan. Çok enteresan, çok cesurca. Ama gelin detaylarını birlikte dinleyelim. Şu anda biz Starbucks'tayız. Arada böyle bir kahve sesi falan gelirse artık canınız kahve çeker en fazla. Evet, hadi şimdi tanışalım bakalım kimlermiş ilk misafirlerimiz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Evet, nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Evet. Sağ olun. Çok heyecanlı. Mavi'yle tanıştık burada. Biz Mavi'nin videolarını izliyorduk. Ama sonra burada tanışmak böyle şey çok keyifli oldu, güzel oldu. Enerjisi. Ay çok tatlısın. Tuğba beni izliyormuş. Çok sevindim ve yazdı hemen tanışalım diye. Ben de yani Tuğba'nın enerjisi. Aynı ben böyle şey heyecanlı heyecanlı böyle güzel bir enerjisi var. Bayıldım yani. Şimdi biraz gelin tanıyalım size. Merhaba. Ben Tuğba bu arada. Evet. Ressamım. Ya çok tatlı. Normalde üretimime devam ediyordum. Aynı zamanda da ülkede, Türkiye'de resim dersi veriyordum. Hem yetişkin hem çocuk eğitimi veriyordum. Atakan da eşim. Sen söyle. Ben de retouch yapıyordum. Ne yapıyordun? Retouch. O nedir? Retouch, Photoshop uzmanı diyebiliriz yani. Ha, Photoshop uzmanı. Reklam ve moda üzerine çalışıyordum. Hadi. Sonra böyle bir fikir ortaya çıktı. Dedik, bir dakika, şimdi siz ne zaman evlendiniz? O bayağı da ben şimdi. Bizim 2 yılımız bitti. Biz 2020 yılında evlendik. Sonra 1 yıl sonra Tayland'a taşındık. Covid evlileriyiz yani. Covid evliliğisiniz. Evet. Oo, süper. Aradan bir sene geçti. Bir sene geçtikten sonra aslında daha tam Türk İstanbul'da böyle bir düzenimizi oturttuk. Böyle arkadaşlarımızla kendi evimizi yaptık, böyle resmen sıfırdan ev yaptık. Ondan sonra bir fikir ortaya çıktı. Dedik böyle bir şey yapabilir miyiz? Yaparız, niye şeyde, yapmayalım? Türkiye'de mi ev yaptınız? Yok. Türkiye'de bir ev bulduk yerleşmek için. İçini tadilat. Evin içi bayağı kötüydü. Tadilat yaptınız. Tuğba Hanım beğenmedi çok, ben orada kalmam dedi. Hayır, öyle bir şey de. Ondan sonra ben de arkadaşlarımı topladım. İçeriye girdik. Her şeyini yeniledik. Tam sıfırdan hayata başlıyoruz dedik. Bir sene sonra buranın fikri ortaya çıktı. Yapalım mı, yapmayalım mı, yapsak mı, yapmasak mı derken bulduk. Yani daha eve ve evliliğimize hazırlanmaya, alışmaya çalışırken başka bir ülkede yaşama
fikir ortaya çıkınca burada yaşamaya alışmaya başladım. Nasıl çıktı peki bu fikir? Yani mesela şimdi bunu izleyenlere nasıl ilham olur bu? Yani nasıl çıktı böyle bir anda? Hadi Phuket'e mi gidelim? Neden Phuket? Şöyle neden? Bir şey oldu. Ve arkadaşımız her zaman böyle sürekli şurada mı bir şeyler yapsak, şurada mı bir şeyler denesek kafasında ve böyle sürekli fikir üreten insanlar. Ben de her zaman şöyle diyeyim. Ha yapılır, olur. Evet, evet, tamam, olur. Her zaman olur, olur, olur dedim ama bu sefer dediklerine çok inanmamıştım. Şey demiştim, tamam olur hadi yapalım ama bayağı böyle inanmayarak yapalım. Hayır, yapacaklarına inanmadın hadi. Asla. Ve çünkü şey bir dönemdi. Yalancı çoban misali. Sonra bunlar dedi ki biz gidiyoruz. Bu fikir yine ben arkadaşımla Çağın'la otururken de şöyle bir fikir attı ortaya yine. Hani Covid zamanı orada fiyatlar düşmüştür, öyledir, böyledir falan filan. Fırsat. Sonra da dedik ki ya olur mu olmaz mı, böyle bir 3-4 gün konuştuk biz bunu. Sonra bir anda iş 3 günde 4 günde ciddiye bindi. Böyle bir şeyi ya şimdi yapacağız ya hiç yapacağız. Benim de biraz da iç gazım şey oldu, hani evlendim artık, hani bir sene sonra çocuğumuz olursa ben bir daha çıkarım yurt dışına bir şey yapmaya. Fırsat ya şimdi ya hiç. Sonra Tuğba'ya gittim, dedim biz Phuket'e gidiyoruz, bir mekan araştırması yapacağız. Peki neden Phuket? İşte arkadaşımın, Çağın'ın buraya sürekli gelip gidişi var. Her sene bir defa, iki defa gider. O biliyor burayı yani. O biliyor. Onunla ben de bir iki defa geldim buraya. O zamandan oluşturduğumuz çok böyle samimi, güzel arkadaşlıklar oldu burada. Biraz da onlara güvenerek aslında. O yüzden Phuket'i seçtim. Yani bir şey soracağım şimdi. Sen Photoshop uzmanısın, evet, diyeyim. Sen ressamsın. Arkadaşın? Avukat. Avukat. Şimdi burada ne mekan açtınız? Onca onu bir sorayım. Mekan açtık değil de işletme. Mekan işletmesini yapıyoruz. Mekanın işletmesini, evet, yapıyorsunuz. Ne mekanı yapıyorsunuz? Bar. Bar yapıyorsunuz. Peki. Sen Photoshop uzmanısın. Sen ressamsın. Ortağınız, arkadaşınız? Avukat. Avukat. Bar tecrübeniz var mı ya da bir yer işletme tecrübeniz? Hayalimiz var mı? Yok bir hayal. Yolda öğreniyoruz. Arkadaşlar ne dedim ben size, işte hayaller gerçek olur. Kervan yolda düzülür. Aynen. Yani ben, takipçilerim bana hep yazıyor işte sen onu biliyorlar, şunu biliyorlar. Onun bildiği var, geçmişi var, bilmem ne. Yok. Alın arkadaşlar, biri avukat, biri ressam, biri tasarımcı diyeyim. Tasarımcı. Aslında buradan... Hiç bilmedikleri bir işi hadi hayal diye yapıyorlar. Aslında buradan kanayan yaralarımdan bir tanesini de şey yapabilirim. Retouch diye bir meslek var. Bu retouch. Tamam, onu anlatalım. Retouch Photoshop uzmanlığı diye basitçe anlatılabilen bir şey ama aslında Photoshop uzmanlığı dediğimiz, yani kafa yemece bir iş aslında retouch. Çünkü sıfırdan bir dünyayı veya bir şeyi yeniden yaratmaya sağlayan yönelik bir şey, yönelik bir şey. Hani retouch'ın rütuşçu diyebiliyoruz. Hani o zaman da tam ifade etmiyor o zaman. O yüzden de Photoshop uzmanı diye daha çok belirtmek istiyorum. Çünkü ben bu mesleği yaklaşık 6 sene, 7 senedir bir fiil yapıyorum. Ve ne zaman kiminle tanışırsam tanışayım, retoucher dediğim zaman herkeste bir böyle mavi ekran. Ne evet yapıyor ben bu? De oldum. Hani... Ne yapıyor bu diye. Bu işi bilenler ve ne kadar zor olduğunu bilenler yoruma yazabilir, evet, mi? Aa, sen ressamlık yapıyor musun? Bu arada ben de ona bahsedeyim. Tamam. Ben üretimlerime normalde devam ediyorum. Yani burada resim, hatta bir dönem birileri için burada resim yaptım. Sipariş siparişleri satıldı vesaire ama o çok başka. Ben kendi sanat anlayışımda devam ediyorum. Hayalim de burada inşallah Bangkok'ta sergi açmak. Ay ne güzel. Ama bir yandan da geçen gün bir görüşmeye gittim burada bir atölyede çocuklara resim dersi vermek için. Süper! Evet, hatta ilk dersimi yaptım. Harika! Çok keyifliydi, çok güzel geçti. Ya yani, bakar mısınız ya, yani yüzündeki o hayallerini gerçekleştirmiş insan ışıltısı var burada. Heyecanlı şey, çok güzel. Çok sen de biliyorsun, yolda hiç bilmediğim bir yerde, burası benim ilk... Öncesinde gelmediğim bir yerde gördüğüm, deneyimlediğim her şey, ilk olan her şeyin heyecanı çok başka. Evet. Bu çok evet, bambaşka. Evet, evet, evet. Ve bunun sürekli bir şekilde kalabilmesi hepimizin için bazen çok zor oluyor. Ama sürekli şeyi hatırlatıyorum kendime. Çok bambaşka bir ülkedesin.
bambaşka bir kültürü deneyimliyorsun, yaşıyorsun. Çok zorlukları var. Hiç kolay değil. Hiçbirimiz için kolay olmadı buraya gelmek. Hani hop geldik değil. Arka yüzü çok başka. Çok zorlayıcı süreçler yaşadık. Hala zorlanıyoruz. Çok uzaktayız. Ama şey oluyorum, yani şunu düşün. Sen bambaşka bir ülkedesin ve gerçekten çoğu insanın cesaret edemediği bir şey yapıyoruz aslında biz burada. Kolay olmayan bir şeyi yaşıyoruz. Bir yerde baştan başlıyorsun hayatına. Yani 33 yaşındayım, bir şeylere oturtmuştuk hayatımızda ama sanki şu an sanki böyle sıfırdan başlıyormuşuz gibi hissediyoruz. Ama hepsi çok değerli. Her gün kendime bunu hatırlatıyorum. Yani diyorsun ki iyi ki. İyi ki, her şey için iyi ki. Yaşadığımız kötü deneyim için de iyi ki, iyi deneyim için de iyi ki. Ne güzel söyledin. Çünkü çok şey öğretiyor, çok şey öğreniyoruz. Evet. Güzel yani. Ne kadar deneyimsizsen o kadar başarısız olursun. Evet, denedikçe. Deneyim kazanmak da hayatta bir şeyler için. Böyle konfor alanından dışarı kendini fittirip böyle bir anda bir şeyleri yapmak için cesaretle hareket etmek gerekiyor. Sizin için işiniz de aynı aslında birazcık öyle. Evet. Bizim tamam, konfor alanı hiç yok hatta. Burası belki daha önce gelip deneyimlediğin bir yer olabilir ama bundan sonraki yer hayatında hiç belki fotoğrafını görmediğin bir yer bile olabilir senin için. Yani ben burayı nasıl deneyimledim biliyor musun? O zaman beyaz yakalıyım, kurumsalda çalışıyorum. Bir tur aldım. Beni koydular 4 yıldızlı otele. Öyle gezdim. Otelde yedim içtim döndüm yani. Hani deneyim de bu yani. Hani. Ama işte Phuket'in olayı o. Phuket böyle bir zehir gibi. Bir kere böyle buraya gelen kalıyor mu? Ne yapmış olursa olsun havasından, suyundan, bir şeyinden burayı bir daha bünye istiyor gelmeyi. Peki bir şey soracağım. Dediniz ki hani zordu. Hani zorlukları vardı falan. Neydi zor olan? Yani hiç dediniz mi böyle ya başlarım ya ben gideceğim memleketime. Ha memleketime gideceğim demedim de şey dedim yani ama başlarım böyle aşkın ızdırabına dedim. Peki neydi hani zorluklar ve bundan nasıl çıktınız? Hani başlarım bunu dediğin noktada ne oldu da sen devam ettin? Ya bu tamamen kişisel ve aslında coğrafi şeylerden kaynaklı. Yani mesela şöyle, burada servis sektörü diyeyim. Büyük bir alan düşün ve böyle 100 masalık bir yer. 100 masalık bir yere sen kalkıp 4 tane 5 tane Türk garsonu koy. Ellerinde çevirirler. Parmaklarının ucunda çevirirler. Evet. Ama buranın yerel halkında garsonluk deneyimi yapmış insanlardan 10 tane koy. Hala masalar böyle birini bulmak için okay. Şey yapar. Evet. Yani bu zorlukları var. Artı kültür çok zor. Yani değil en mi? Basiti şöyle bir zıtlık yaşanıyor burada. Buranın Taylıların kültürüne göre bir masa kurdunuz, oturuyorsunuz. Bir restoranda veya bir yerdesiniz, evdesiniz. O masanın üstündeki boş tabak, bardak, çanak ne varsa onların orada durması onlar için aslında iyi bir şey. Bizde nedir mesela? Hani boş varsa hemen gelirsin. Mesela amcan yemeğini bitirmiş veya salata tabağını alır mutfağa götürürsün bir şey yaparsın. Masayı temiz tutmaya çalışırsın. Evet. Kibarlık ve saygı amaçlı. Burada onu yaparsan artık siz yediniz içtiniz hadi. Hadi git hadi, demek hadi kalkın oluyor. Artık. Okay. Çok ilginç bir şey söyleyeyim burada. Afrika'da da nasıldı biliyor musunuz? Böyle oturuyorsunuz. Adamlar sürekli yediğini götürüyor ve sana hesap getiriyor. Ben böyle yaptım. Niye hesap getirdi bu? Ben dedim ki niye hesap getirdi? İşte hani bitirdiniz yediğinizi falan dedi. Ama ben daha dedim oturacağım. Oturabilirsiniz siz. Hiç sorun değil. İstediğiniz kadar oturun. Ama hesap öyle değil. Mesela bizde Türkiye'de bu bir büyük saygısızlık. Hadi kalk git demek yani. Kesinlikle. Ama ben şok geçirmiştim. Aslında hızlı koş. Onun dışında hani peki nasıl ne dediniz de yok ben devam edeceğim. Benim ya şöyle bir şey oluyor burada. Geldiğim yere baktığımda çok da bir şey aramadım yani. Olan bir durum değil. Yani burada kalmalıyım demek için. Türkiye'nin durumu da şu an maalesef çok iç açıcı değil. Ben ülkesini çok seven bir insanım. Çok çok seviyorum. Yaşadığım yeri çok seviyorum. Bir kere ben en önemli sosyal bir insanım. Çevremi çok özlüyorum. Yaptığım işten ötürü olmam gereken yer Phuket beni biraz zorluyor bu açıdan. Ama şöyle bir şey var.
bir kere o yola çıktık ya, oradayken belki şey derdik, hayır ya kalabiliriz, yaşayabiliriz. Ama şu an mesela evet, sürekli gidebileyim, göreyim. Bizim en zorlandığım, özellikle benim en zorlandığım şey şuydu, ailemizden çok uzak, ben çok bağlıyım. Evet, o önemli. Ya sen de işte özlem duygusu bambaşka bir şey. Onu hissettiğim için ben zorlanıyordum. Bir de kültür farklılığından ötürü hep bir şey hissediyorsun. Yaşama kısmından bahsediyorum. Gezginken böyle hissetmiyor olabilirsin evet. Ama ait hissedememe kısmı bazen zorluyor. Ne kadar mutlu da olsa işte dil kültür konusu, farklı, yemek farklı, her şey farklı, dil farklı, ait olamıyorsun. Yani her ne kadar da evet evim desem de bir yerde böyle sanki şey diyor, sen buralı değilsin. Ya da ne bileyim ya, anlaşılmak, anlatmak çok zor olabiliyor çünkü iletişim konusunda kesin çok sıkıntı yaşayabiliyoruz. Kültür konusunda fark yaşıyorsun. Peki hiç dedin mi hani, hani ne bileyim 2-3 yıl yeter gideriz sonra memleketine? Ben şey diyorum, Atakan'a da diyorum yani hiç bilmiyoruz çünkü biz buraya gelirken de ben böyle bir şeyi hayal edemezdim. Tayland'da, Phuket'te yaşayacağımı hayal edemezdim. Böyle bir fikir hiçbir zaman yok. Ama ağzımdan şöyle bir şey çıkmıştı benim. Bence söz, niyet, belge yani. Şey demiştim. Hayatımın bir döneminde Asya'da yaşayacağım demiştim. Aa gerçekten. Vay. Ve bu gerçekleşti. Vay. Çünkü Asya'ya karşı hep ilgim vardı benim. Biz de gezmek istiyoruz bu arada. Evet. Dünyayı gezmek istiyoruz. Şu an evet buradayız ama 3 sene sonra, 4 sene sonra nerede olacağını bilmiyoruz. Türkiye'de tamam iyi kötü bir para kazanıyordum. Hayatım çok rahattı. Çok konfor alanım çok genişti. Ama sonra buraya geldikten sonra yaklaşık 2 ay 3 ay geçti. 4. aydan sonra ben hala haberleri takip ediyorum. Deli gibi Türkiye'deymiş gibi yaşıyorum, şey yapıyorum falan. Çıldırma noktasındayım hala. Tuba da bana dedi ki ya dedi ne yapıyorsun? Hani şu an artık Türkiye'de yaşamıyoruz. Artık şu haberleri de izlemeyi bırak. Çünkü hep aynı şeyler oluyor ve hep kötü haberler var. Bunu yapmayalım artık dedi. Tamam dedim. 4. aydan sonra ben şunu fark ettim. Artık kazandığım parayla ne satın alabilirim, ne nasıl bir objeye, neye sahip olabilirimden ziyade kazandığım parayla nasıl anı satın alabilirim? Biz bu anlamda çok değişti. Hayal kurabilmeye ve daha maddi değil, daha manevi veya daha hissi hayaller kurabilmeye başladım. Daha huzurlu olduğumu fark ettim. Yani evimiz olsun, arabamız olsun değil de nereye anımız olsun. Evet, anımız biz olsun. Öyle. Evet. Biz gezginlerin aslında yaptığı şey bu. Ben mesela kendimi, ben çalıştım kurumsal şirkette ama kendimi hiç ait hissetmedim oraya. Çünkü diyorum ya niye ben mobilya alıyorum, niye giysi alıyorum? Çalıştığımı giysiye veriyorum, mobilyaya veriyorum. Ne saçma bir döngü bu falan diyorum yani. Evet. O yüzden böyle bir, muhtemelen siz de onu buraya gelince daha iyi fark ettiniz. Çünkü neden fark ettik? Biz bir yıl önce evlenmiştik buraya gelmeden önce ve her şeyi o kadar heyecanla aldık, ev yaptık falan. Sonra buraya geldik, iki tabak, iki bardak, iki çatal, iki kaşık yaşadık. Bir süre hiçbir şey, üçüncü ve dördüncü yıl arkadaşlarımız gelir diye aldık şimdi. Hiçbir şeyimiz yok. Çünkü şey, yaşayabiliyoruz. Değil mi? Hayat yani, böyle de güzel mi? Aşkım. Bazen çok zorluyor. Az şeyle. Dur bir dakika, sorudan bir soru geldi. Hayat böyle de güzel mi? Güzel, senin her 16 kişilik yani yemek takımı 2 tane olacak. Onları ben almam. Gerçekten okey misin? Ben şu an çok mutluyum. Çok mutlusun yani değil mi? Yani şey, evet. Maddenin ne kadar değersiz olduğunu o zaman da biliyordum ama yaşamadan evet, o kadar da böyle aha değersiz falan diyorsun ama asıl olanı yaşayınca anlıyorsun, onu anladım. Aslında hepimizin ihtiyacı hep daha azı. Evet. Bir filmden bir alıntı, Dövüş Kulübü'nde. Dövüş Kulübü'nde Brad Pitt'in oynadığı karakterin evet, söylediği bir şey var. Satın aldıklarınız, yani sahip olduğunuz eşyalar size bir süre sonra sahip olurlar. Aynen öyle. Yani evet, aslında o filmi ben çok severim. Evet. Defaeten de izledim, izledim, izledim ama ne söylemeye çalıştığını anca buraya geldikten buraya sonra anladım. Yani bu hayatın, evet orada bir kaos, bir İstanbul'da asla kafanı kaldıramadığın bir gökyüzü var bakamadığın. Evet. Ne zaman ki böyle sakin bir yerde İstanbul ve Türkiye kaygısı olmadan yaşam belirtileri göstermeye başladığında kafayı kaldırıp aa bir dünya varmış. Uzaktan bakabiliyorsun bir de. Tabii. Evet. Bir şey soracağım. Mesela buraya bir Türk kolayca gelip işte kolayca bir yer tutup ya da bir yer açıp ya da bir yer satın alabiliyor mu? Kiralayabiliyor mu? Yani ya, bu bir
turist için, yani burada yaşamayan biri için yapılabiliyor mu burada? Mümkün. Kolay mı çok Tayland'da? Mümkün. Nasıl yürüyor bu işler? Yani doğru bağlantılarla her şey mümkün. Yani kendiniz de yapabilirsiniz. Tayland'ı merak ediyorum. Yani Tayland'da ben mesela gelsem şimdi burada bir yer açabilir miyim? Yani mesela ben şeyden biliyorum, Tanzanya'da. Tanzanya'da açabilirsin ama çok da senin üstüne değil o yerler. Filipinler'de de değil mesela. Aslında burada buradaki nasıl? Mantık da biraz öyle. Öyle. Yani buradaki mantık da biraz öyle. %51'lik bu sadece Amerikalılara tanınmış bir ayrıcalık var. Bunun dışında kalıyorlar. Amerikalılar açtıkları şirketin tamamına sahip olarak burada bir şirket kurabiliyorlar. Vay be. Ama başka bir yabancıysanız %51'lik bir Tayi hissedar ortağınızın olması gerekiyor. %49'luk hissesizin oluyor. Peki nasıl güven oluyor da o bir Tayi'ye? %51 verilebiliyor. Yani güvenmek zorunda kalıyorsunuz. Ha, zorunda kalıyorsunuz. Ama sözleşme falan yapıyorsunuz. Sözleşmelerle bu ortak olan Taylı'nın sizin şirketinizle ilgili ne kadar neye hükmedebileceğine dair sözleşmelerde kendiniz belirleyip o kişiyle anlaşma üzerine varıyorsunuz. Ama peki mesela %51 hisse birindeyse oranın sahibi odur ya. Evet. Öyle mi oluyor burada da? Şöyle, kağıt üstünde öyle gözüküyor ama yaptığınız anlaşmalarla bunu istediğiniz yöne çekebiliyorsunuz. İstediğiniz yöne çekebiliyorsunuz. Peki böyle birileri mi var burada hani? Hayır. Çünkü tanıdığın, mesela geldim ben buraya, arkadaşım yok, bir şeyim yok. Tayımayı tanımam etmem yani. Hani aslında şimdi, nasıl bulacağım o ortağı? Şimdi şöyle, bizim sizin gibi buraya gelip bir şeyler yapmak isteyenler için bir danışmanlık şirketi tarzında bir şey kuracağız. Tamam, okey. Bir altyapısını kuruyoruz şu anda. Hmm. Hani oluştuğu zaman sana da belki istersen direkt hani olduğu bunu açıldı hani böyle bir şeyle öyle bir şey kuracağız. Gelenlere burada yapabildiğimiz kadar yardım. Yani biz öğrendik, yaptık, bir yollardan geçtik. Bazı şeyler hala değişiyor, bazı şeyler yenileniyor, bazı şeyler eskisi gibi değil artık burada. Evet, daha evet. Güzele, daha kötüye giden yanları var. Biz içinde olduğumuz için aktif olarak takip edebiliyoruz. Evet. O zaman hani böyle bir danışmanlık açıldığı zaman danışmanlık da alabiliyorsunuz. Evet. Rahat rahat. Daha da rahat olacak muhtemelen tabii. Danışmanlık alınca. Ama tabii onların yaptığı gibi de gelip şey yapıp hani böyle bir kolajen edip birazcık kalıp falan filan. Yapılabilir. Öyle de bir yapılmaması. Yapılabilir. Şey ama işte değil. Bu aslında Montenegro'daki olayı bundan anlatmıştım. Biz zamanında gittik. Orada hani bir şeyleri yaptık, ettik sanıyorduk ama aslında böyle doğru insanlarla temas kurmamışız. Evet. O da bizi orada aslında o işi yapmamıza engel olan bir şey oldu. Buraya geldiğimizde doğru bağlantılarla güzel bir yola girmiş olduk. Ben geçen de Instagram'dan birini gördüm. Türk buraya öğretmen olarak gelmiş Phuket'e. Dolayısıyla şey de var, hani Tayland'da yaşamak isteyenler eğer ki dil konusunda işte istedikleri belgeler var sanıyorum ki geçerli olan başvurup öğretmen olarak da buraya gelebilirler. İngilizce öğretmeni. İngilizce öğretmeni olur büyük ihtimal. Aynen yani genelde İngilizce öğretmeni çok aranıyor çok burada. Aranıyor. Öyle de gelen çok var. Öğretmen olarak gelir kalan da çok var. Peki şey diyor musunuz? Yani yaşam standardınız, yaşam kaliteniz şimdi evinizde eşyalar azaldı ama yaşam kaliteniz daha mı arttı? Ya da nasıl tür? Şöyle bir şey, yaşam kalitesi çok göreceli. İşte atıyorum şey gibi, benim yerimde başka bir insana göre çok böyle şey olur, bu yaşayamam der, ben yaşayabilirim. Hani o çok kişiye göre değişiyor. Bizim şöyle oldu, bizim konfor alanımız çok değişti. Konfor alanımızdan çok uzağız şu an. Yani eski hayatımıza göre çok birçok konuda çok zorlanıyoruz. Mesela evimizde bizim çamaşır makinesi yok. Bu bizim için çok büyük zorluk olabiliyor, iyi geliyor. Sürekli işte çantalarla gidip çamaşırı dışarıda yıkayıp geliyoruz ki eskiden ben olsam başkasının yıkadığı makinede asla çamaşır yıkayamam. Hani böyle şeyler zorluyor ya da birçok şey çok zorluyor, yalan yok. Bir de şöyle bir şey var ama yaşam kalitesi arttı. Nasıl arttı? Phuket'teyiz. İnsanların tatil için geldiği yerde bir yaşam gösteriyoruz. Bana bir hocam şey demişti. Sürekli geziyorsun, sürekli güzel şeyler paylaşıyorsun. Buradaki insanların yaşadığı şeyler çok kötü diye bir şey yazmıştı. Çok üzülmüştüm. Dedim ki ben sadece dışarı çıkıyorum ve yürüyorum aslında şu an. Yani burada şöyle bir şey var. Çok lüks bir otelin önünde Taylandlı insanlar yani
yaşam kalitesi düşük olabilir. Ama çok lüks otelin önünden denize girebiliyor. Bizim orada, evet. Bizim orada böyle bir şey yok. Ya dolayısıyla senin çok zengin olman gerekmiyor burada bir şeyleri yapabiliyor olman için aslında. Aynen. Ama insanlar öyle anlıyor. Yani sen de fark etmişsindir evet. Geldiğinde. Ben nereye gidersem gideyim onu gördüm. Asya'da da, Afrika'da da böyle en lüks otelin otel böyle plajın dibine şey koyamıyor, şezlong koyamıyor. Geriye koymak zorunda ve halk o otelin önünden plaja girebilir, şey, denize girebilir. Beni dövüyorlardı ya bu şeyde. O Akbük müydü neydi? Aa. Önünden denize girdim. Ben kendi ülkemde Türkiye'de bir plaja alınmadım. Ben de işte dövüyordu adam beni ne yapıyorsun falan diye ya. Yani burada da şey var. Bir kafeye gidiyorsunuz. Manzarası muhteşem. Fiyatları normal. Yani şey değil öyle. Hatta manzarası çok güzel. Merkeze göre daha bile ucuz olabiliyor evet. Bazen. Evet. Ya burası o anlamda bizim yaşam kalitemizi artırdı. Yani muhteşem bir doğanın içindeyiz. Muazzam şeyler görüyoruz. Evet. O anlamda artık. Ben şeyi de fark ettim. Burada şey yapmıyorlar galiba. Yani alışveriş yaparsan pazarlık yapman gerekiyor mutlaka ama sanıyorum mesela bir yere gittin fiyatları yazıyor. Yani hani sana bana ayrı yapmıyorlar. Tayyip'e ayrı turist ayrı yapıyorlar. Yapıyor. Oluyor ama şöyle oluyor. Mesela liste varsa yani bir fiyat listesi varsa o fiyat listesinin dışına çıkmıyorlar zaten. Ama dışarıda işporta veya belli başlı fiyatı olmayan ürünlerde yabancıyla yerli arasında fiyat farkını bayağı oynatıyorlar. Ama zaten bu dünyanın her yerinde var kesinlikle yani. Var. Bizde hani, de var. Evet. Bizde de var o. Şey bizde değil. De var. Aynen bizde hatta bayağı var yani. Kesinlikle. O yüzden ben burada öyle bir şey yapıldığında evet. Çok kızmıyorum. Sadece gülüyorum geçiyorum çünkü zamanında evet ülkede duyuyorduk bunları ve umursamıyorduk. Şimdi o ülkede bizim kendi ülkemizde umursamadığımız turistler haline geldik aynen aslında. Yani. Şu an onların ne yaşadığını, evet. Türkiye'ye geldiklerinde ne yaşadıklarını anlayabiliyoruz. Evet, aynen. Evet. Başka ne söylemek istersiniz peki? Hani böyle yurt dışında şu anda yaşamak isteyen, yurt dışında iş yapmak isteyen yığınlı insan var. Şöyle. Türkiye'de. Kesinlikle şey demeyin hani ben bunu yapamam, ben bunu edemem, ben işte onların şöyle artısı var, şöyle eksisi var, şunlar yüzünden bunu yapabiliyor, bunun yüzünden şunu yapabiliyor kesinlikle dememeleri gerekiyor. Bir şey yapmayı gerçekten istiyorlarsa bir yolunu bulurlar. Daha bugün YouTube'da bir tane Kanada'da galiba yaşayan birinin arabanızı satın ve şu kadar maliyetle Kanada'da yaşamaya başlayın. Hani ne için duruyorsunuz diye bir videosunu izledim ve dedim ki evet dedim hani şu an Türkiye için düşük bütçe olan bir fiyat 100.000 TL'nin altında bir fiyatla. Hayatını Türkiye'den alıp Kanada'ya yerleştirebilirsin. Sadece çalışıp para kazanacak bir şeye ihtiyacın var. Evet. Durmasınlar, kesinlikle durmasınlar. Yapsınlar, tecrübe etsinler. Çünkü asla doğru zaman gelmeyecek. Evet, asla aynen. Ya ona o doğru zaman asla olmayacak. Evet. Çünkü ben şöyle olduğumdan dolayı bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Tam okula başladım ve Marmara Üniversitesi 2. grafik tasarım bölümü 2. sınıftayken iş teklifi geldi ve durdum dedim ki ben üniversite için bunca sene uğraştım, girdim. Şimdi ne olacak? İş hayatına başladım, çok daha güzel bir dünyaya giriş yapmış oldum. Korka korka. 9 sene sonra ama o üniversiteyi bitirdim sayesinde. Sürekli o hareket içerisinde kendi yolunu çizmek zorundasın. Ben şöyle söylemek istiyorum. Hayatımızda yaşadığımız hiçbir deneyim için, yapmak istediğimiz hiçbir şeyin sonucunu düşünerek değil de o andan, o yoldan keyif alarak yaşamayı öğrendiğimiz zamanlarımız olsun hepimizin. Ben resim öğretmenliği yaptığım zaman da bana şey sorarlardı. Ben ne zaman böyle çizebileceğim ya da benim çizdiğim olmuyor. Yani olmasın. Aslında o öğrenme kısmı her şeyden o kadar değerli ki her şey yani sonuçtan çok çok daha değerli hayat evet. Da öyle evet. Yarın ne olacağımızı bilmediğimiz bir hayatta olduğumuz için yapmak istediğiniz her ne varsa inşallah herkesin gönlünden geçtiği gibi olsun ama fırsatı insan kendi yaratıyor evet. Birisi geliyor sizin elinize hiçbir şeyi al hadi bunu istiyordun sen yapayım demiyor. O yüzden yol böyle bir şey. Umarım herkesin gönlünden geçen olur ve o inancı olur. Üşenmeyin ya.
Evet. Üşenmeyin yani bardak yataktan veya koltuktan kalkıp bardağı almaya üşenmekle aynı şey hani bunu yapabilmek. Evet, evet. Hepimizin bunu yapma potansiyeli var. Konuşacağız valla. Hepimizin bunu yapma potansiyeli var. Yapabilirsiniz. Şeyde de benim böyle sosyal medyamda da hep şey yazar her yerde böyle. Hayat bir yolculuktur, varış noktası değil. Yani hep böyle biz bir sonuca odaklanırız ya, ben gelirsem ne yapacağım peki? Oraya gidersem ya olmazsa ya şey. Bende de var bu arada hani. Yani ben her yeni değiştirdiğim şehre giderken ödüm patlıyor. Orada ne bulacağım? Gittiğim, kaldığım yer iyi mi? Ya değişik insanlar varsa, ya aç kalırsam, ya evsiz kalırsam, böyle oluyor yani. Korku ama yani korku mu seni yönetecek, sen mi korkunu yöneteceksin? Evet. O arasındaki fark. Çok ben güzel. Bende anksiyete ve panik atak var. Ve kaygılarımın en yüksek olduğu bir dönemde, terapi aldığım dönemde biz buraya taşındık. Ve buraya taşımadan önce korkum şuydu. Yani senin dediklerin, ben ne yapabilirim? Ya şöyle olursa, ya böyle olursa. Biz hiçbir şey bilmiyoruz ki orası nasıl? Pandemi, yani her şey en kötüsünü düşündüğüm evet. bir dönemde geldim. Zar zor geldim bu arada. Yani başını ağrıttım, kavgalar ettik, ne yapacağız, ne edeceğiz derken Atakan'ın annesi bana şeyi söyledi. Olmazsa ne olur dedi. Bırak olmasın dedi. En kötü dedi, gidip bir yer görmüş olursun, deneyim yaşamış olursun dedi. Yani ben o deneyimden Türkiye ziyade... Türkiye nasıl olsa orada duruyor, ailen duruyor. Sonucunu düşünüyorum ya olmazsa. Yani sonra dedi, Tuba ne yapıyorsun? Evet, olmasın bırak ama o süreci yaşa, bir daha hayatının neresinde, ne zaman yaşayabilirsin evet. gibi demeyeyim. Şimdi mesela ben şükürler olsun ki Türkiye'de yaşadığım şey kadar değilim. Çünkü şey, farklı bakmayı öğretti aslında. Anksiyeten şey mi oldu? Çok nadir. Arada gerçekten böyle çok stres mi? Yaparsam tetikliyor ama asla Türkiye'deki gibi değil. Wow, süper. Yani çünkü şey, kabullenmeyi öğreniyorsun, hayatı, yani bir şeyleri yapabileceğini anlıyorsun. Aslında dünyanın senin evin olduğunu anlıyorsun. Evet, değil mi? Ay ne kadar güzel öyle söyledin. Şey bak, tüylerim diken diken oldu. Dünya bizim evimiz. Yani evet, biz böyle Türkiye'de doğduk, Türkiye'de büyüdük ama dünya evimiz aslında. Ben ne derdim biliyor musunuz küçükken? Hep şey derdim yani, bana piyango çıkacak, ben dünyayı dolaşacağım. hep para çıkacak, ben onunla dünyayı dolaşacağım yani. Ve diyordum ki ben, şimdi ben yani dünya kocaman bu kadar, ben bir yerde doğacağım, orada büyüyeceğim, orada da öleceğim. Bu ne biçim iş ya diyordum, hani bize dünya vermişler, niye ben böyle oluyor ki yani hani diye. Evet, memleket gibisi yok ama memleketin orada duruyor yani. Bunu alınca gidiyorsun ve tekrar yenilenip geri geliyorsun. Yani hepimiz aynı gökyüzünün altındayız. Evet. Sadece gökyüzüne bakmamız yeterli oluyor aslında. Evet. Çok kötü hissettiğimde ben öyle yapıyorum çünkü. Özlediğimde böyle, şu an Türkiye'de mi aynı gökyüzünü görüyorum falan. Ne güzel. Vallahi çok güzel, ilham dolu bir röportaj diyeyim artık. Röportaj oldu. Çok teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdığınız için bana. Biz sizi sıkmadan konuştursak daha mutlu olur. Vallahi bayağı ilham verici yayın oldu. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. O zaman Tayland'dan, Phuket'ten selamlar olsun, sevgiler olsun. Gelmek istediğinizde kapımız hep açık. Tanışalım. Evet. Ben çok mutlu oluyorum her yeni tanıştığım kişiyle. Seninle de tanıştığım için çok çok mutluyum bu arada. İyi ki geldin, iyi ki tanıştık. İyi ki birbirimize maalesef gittiğim karşılaştık. Bu arada dur, unutuyordum. Sizin bir YouTube kanalınız mı var? Evet. Ve Instagram mı var? İkimizin var. Instagram'dan aktif. Evet. Başkanlığını yöneten. Okey, o zaman ben şimdi buraya alta yazarım. Açıklamaya da yazarım. Tuğba'nın Instagram'ını ve YouTube kanallarını. Oradan da takip edersiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.